Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Evet. Biz de hoş bulduk. Benim Merzifon'a ilk gelişim. Benim de öyle. Ne güzel. O zaman kalkabiliriz sanırım. Biz biraz dolaşmak için izin isteyelim. Evet. Aslında bugün 3 ana başlığımız var. Futbol, kadın ve aşk. Geleneksel olarak futbol konusunda benim konuşuyor olmam gerekiyor ama maalesef ben konuşamıyorum. Maalesef diyorum çünkü gerçekten bu konuda özendiğim, kıskandığım bir kadın var. Elif Hocam yıllardır yani futbolun artık tarihçesi, felsefesi ne isterseniz onda var. Gelirken de 1990-91 sezonundaki 3. lig bilmem ne takımının kadrosunu sayarken en son orada bıraktım be. Bir kadının futbol konuşması kadar bir erkeğin kadın konuşması ya da aşk konuşması da biraz bazı açılardan problemli olabiliyor. En azından bizim ülkemizde öyle bir durum var. Çünkü kadın meselesi acıtıcı bir mesele, can acıtıcı bir mesele. Şu anda hali hazırda bir ciddi bir acının olduğu bir mesele. Ama hocam bence futboldan biraz başlasak iyi olacak. Peki futboldan başlayalım. Neresinden başlayalım? Çok teşekkürler öncelikle geldiniz, kıymet verdiniz. Biz genelde Ali Murat'la böyle ortak konuşmalar yaparken işte öyle söylüyor, genelde kadınla aşkı Ali Murat konuşuyor, ben futbol konuşmak bana düşüyor. Hoş geldiniz başkanım. Ben 10 seneyi aşmış bir zamandır futbol yazarlığı yapıyorum. Hürriyet Gazetesi'nde futbol yazıyorum. Nasıl oldu bu hikaye? Biraz ondan bahsetmek isterim. Esasında çok kolay kabullenilen bir noktada olmadım. Yani der ki nereden çıktı bu kadın? Hani offside'ı biliyor mu acaba? İşte bize futbol anlatacak falan. Ama zaman içinde, yıllar içinde gördüler ki ben oyunun pek oralarında değilim. Yani hani benim yazdığım tiyatro futbol yazıları şöyle yazılar değil. Hani vurdu, gol oldu. İşte şu şurada oynasaydı, öteki sağda oynasaydı, ötekini sola çekseydik nasıl olurdu filan gibi yazılardan çok futbol sosyolojisi diyebileceğimiz şeyler yazmaya çalışıyorum. Ne bileyim, eski futbolcuların, eski sporcuların anıları, onların güzel oyuna katkıları, futbolda nasıl bir yer edindikleri, işte Lefter'leri yazıyorum, Metin Oktay'ları yazıyorum, Baba Hakkı'ları yazıyorum. Dönüp baktığımda da en çok Beşiktaş yazısı yazdığımı görüyorum. Fenerbahçeliyim ben ama bir türlü şeyi inandıramıyorum. Beşiktaş camiasını, Beşiktaşlı olmadığıma inandıramıyorum. Onlar diyorlar ki Elif Hanım kesinlikle Beşiktaşlı. Fakat Fenerbahçeliyim. Fenerbahçeliler de Beşiktaş yazdığım için çok kızıyorlar bana. Niye bu kadar çok Beşiktaşlısı yazıyorsun? Hani nerede bu Fenerbahçelilik? Onlara da yaranamıyorum. Bir tek Galatasaraylılarla problemim yok. Onlar kızmıyorlar. Beşiktaş yazıyorum. Fenerbahçe'yi tutuyorum ama onların bir şeyi yok benimle. 3 tane futbol kitabı yazdım. Yine bu hepsi işte spor sosyolojisi diyebileceğim şeyler üzerine. Bir kadın olarak zorluk çektim mi futbol camiasında? Yani esasında şunu diyemem. Eğer sokakta çalışıyor olsaydım, muhabir olsaydım belki, işin daha içinde olsaydım, daha erkeklere tanımlı bir alanda çalışmanın zorluğunu yaşayabilirdim. Şimdi yaşadım dersen bunu yaşayan arkadaşlarıma haksızlık olacak ama bir ön yargıyla karşılandığım muhakkak ilk zamanlar. Hani dediler ki nereden çıktı bu kadın, ne anlatacak, neden futbol, neden bizim alanımıza giriyor gibi tepkilerle karşılaştım ama çok uzun sürmedi. Dediğim gibi eğer hani çok ciddi bir dirençle karşılaştığımı söylersem, gerçekten emek çeken, bu işe emek veren, daha zor koşullarda çalışan kadın futbol yazarı arkadaşlarıma haksızlık etmiş olurum. Çok büyük zorluk çekmedim. Biraz da işte takımlara biraz böyle eşit mesafede yaklaşmanın verdiği bir şey olabilir. Hiçbir zaman tarafsız demedim, tarafsızım demedim. Taraflıyım ama objektif olmaya çalıştım. Buraya gelme sebebim de herhalde futbolla ilgili bu şeylerimi paylaşmak. Çok teşekkür ederim başkanım. Çarşı grubu buraya geldiğimizi duyunca hocaya mesaj atmış. Buranın, yani Merzifon'un
Özellikle ne yenilir, ne içilir, nerede, evet, ne yenilir. Evet, çarşının mesajlarıyla geldik. Dediler ki kuşburnu almadan, keşkek yemeden, bir de haşhaşlı çörek almadan gelme diye tembih etti Beşiktaşlılar. Bakalım, bakacağız çıkışta nereden bulabiliriz. Şimdi tabii şimdi futbol meselesi tabii daha çok erkek sporu ya da erkek işi gibi görünüyor uzaktan. Ama hakikaten Elif Hoca'yı takip ettiğiniz zaman kadınların yani çoğu şeyi kırmak zorunda kalarak ve kırarak yer edindikleri bir dünyada yaşadığımızda bu örnekten de daha iyi anlayabiliyoruz. Tabii kadın meselesi aslında dediğim gibi meşakkatli bir mesele ve bir erkek tarafından bunun ele alınıyor olması da sorumlu görülüyor. Çoğu 8 Mart konuşmalarımızda her an kan çıkabilir korkusuyla ben gidiyorum ve gerçekten hani çoğu kadın arkadaş bu konuşmaları dinlemeden ön yargıyla geldiklerini ama daha sonra da hani teşekkür etmek için uğradıklarını belirtiyorlar. Çünkü çok belirgin bir şey var. Kadın bedenine ilişkin, kadın cinayetleri de dahil olmak üzere toplumumuz daha fazla uyanmaya, daha fazla özellikle kadınlar tarafından nasıl söyleyeyim, hem politik hem sosyal bir uyanışa geçmeye başladılar. Fakat hala çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Çok basit bir şey söyleyeyim. Akşam eve misafir geleceği zaman bu misafirin ağırlanması gerektiğini, nasıl ağırlanacağını, neyle ağırlanacağını kim düşünüyorsa, o misafir akşam eve geldiği ve sizin bir çayınızı içeceği zaman çay servisini kim yapıyorsa, çay servisi yapıldıktan sonra bardakları kim topluyorsa, bulaşık makinesini kim, yani evde herkesin yapması gereken, herkesin yapabileceği işleri aslında kim yapıyorsa, orada bir kişi yapıyorsa daha doğrusu, orada bir sömürü vardır. Ve bu sömürü hemen hemen her hanede var. Dolayısıyla da bunun sürekliliğini sadece kadın cinayetlerine karşı çıkmak ve bu cinayetlere karşı çıkarken işte sosyal medyada bunu da belirterek kadın meselesinin bu sorunun çözümüne katkıda bulunduğunu sanmak biraz yanıltıcı. Bunları yapacağız ama aynı zamanda ev emeği denilen şeyde herkesin eşit olması gerekiyor. Bu eşitlik, ya yemeği ben mi yapacağım? Evet, sen yapacaksın. O yemeği biliyorsan pilav yapmayı da öğrenebilirsin. Bu kadar basit. Bundan kaçamazsın. Yediysen tabağını toplayacaksın. Bu kadar basit. Bir şeyi kirletiyorsan temizleyeceksin. O ev ortak bir alandır ve kadınların artık mutfağa, yatak odasına tıkılmasına önce kadınların sonra da erkeklerin ses çıkarması gerekiyor. Kadın bedeni bariz bir şekilde, açık ve sistematik bir şekilde öncelikle mutfak, sonra yatak odası olarak ayarlanmış durumda. Oralardan dışarıya çıkarılması istenmiyor. Sokakta görülmesi istenmiyor. Kapalısı, açığı, giydiği şuyu, buyuyla her dönem kadın bedeni tartışılıyor. Bunlar sadece ve sadece kadınların karar verebileceği şeyler. Erkekler eğer bu konuda bir şeyler yapmak istiyorsa çok basit. Yediğini pişirecek, giydiğini ütüleyecek, kirini temizleyecek. Bu kadar basit. Bunun için ne geleneğin arkasına, ne ideolojilerin arkasına, ne de başka bir kutsal bir şeyin arkasına sığınamayız. Çok açık ve net bir şey var. İnsan üretebilir, öğrenebilir, yapabilir ve paylaşabilir. Eğer aynı evin içerisinde yapılması gereken bir işi sadece kadın yapıyorsa o evde eşitlik yoktur. Kimse kusura bakmasın. Erkeğin ne kadar demokrat, açık sözlü, işte bilmem ne olup olmaması bu gerçeği değiştirmez. Demokrasi dediğiniz şey öncelikle kişisel davranışlarınızı da açığa çıkar, oradan yeşerir ve orada kendisine yer bulur. Gidip oy verdiğiniz partilerde değil, kime oy veriyor olursanız olun, hiç önemli değil.
ben önce insanın evindeki ilişkiye bakarım. Sevdiği dediği kişiyle olan ilişkisine bakarım. Orada eşitliği kuramamışsa, erkeğin yapabildiği herhangi bir şeyi kadın yapamaz durumdaysa, orada ne bir eşitlik ne demokrasi vardır. Aynı zamanda o insanların da toplumunda demokraside çıkmaz. Onu söyleyeyim, açık bir şekilde söyleyeyim. Onun için kadın meselesi toplum tarihinin ilk sömürü meselesidir. Ve bu konuda hakikaten kadınlara zaten yeterince acı çekiyorlar ama erkeklere asıl büyük iş düştüğünü düşünüyorum. Biz tabii Elif Hocam'la çok fazla yerlerde bulunduk. Şunu görüyoruz. Yani futbolda kadında aşk meselesi de aslında genelde sanıldığı gibi değil. Daha derin insanların algıladığı, yorumladığı konular bunlar. Yani bazen öyle yerlerde öyle aşk hikayeleri dinliyoruz ki şaşırıyoruz. Yani bizim okuduğumuz kitaplar onların yanında, o insanların anlattıklarının, yaşadıklarının yanında hikaye haline geliyor. Hikaye haline geliyor. Dolayısıyla da bizim gerçekten insanın o yaratıcı kabiliyetine bu üç konuda da güvenmemiz gerekiyor. Fakat yine ben sözü Elif Hoca'ya bırakayım. Biraz daha futboldan bahsedelim. Ondan sonra belki bir tür aşka dönüp şey yaparız. Konuşmamızı da sonlandırırız. Belki sorusu olan vardır. Öyle yapalım. Çünkü 20'şer dakika dedi Esat. Sonra bizi buradan zorla indirmesin. Size anlatabileceğim şöyle. Ben galiba Fethiye'de miydim, Marmaris'te miydim hatırlamıyorum. Bir yerde bir imza ve yine böyle konuşma yapıyordum. Yani benim hiç kullanmadığım bir doktor titrim var. Hocam yine bizim hocamız. Hani onlar akademik ünvanlar olduğu için kullanmıyoruz genelde. İsmimiz neyse onu yazıyoruz. Fakat işte doktor yazmışlar oraya. Aşkla konuşuyorum ya, vatandaş da zannetmiş ki hani bu tıp doktoru ve aşkla ilgili biliyor. Neyse konuşmayı bitirdik. Geldi. Oradaki set görevlilerinden birisi bana yanaştı. Hocam bir şey konuşabilir miyiz dedi. Buyurun dedi. Eşiyle olan bir muhabbeti anlattı. Yani bir sorunu anlattı. Dedim ki sen beni tamamen yanlış anlamışsın. Yani bizim bu meselelerle pek bağımlı ilişkimiz yok. Onları bilmiyoruz. Fakat bel ağrısını soran da oluyordu. Yani belim ağrıyor nasıl? Çünkü işte ondan sonra o titrileri kaldırdık. Yani çünkü Türkiye'de tıp doktoruyla diğer alanlardaki doktoralar karıştığı için bizim halkımız da öncelikle doktor şeyinde tıp doktoru herhalde dediği için bel ağrısı, eşiyle işte cinsel sorunu olanlar, öbürünü, berikini soran çok kişi oldu. Onları çok anlatamam ama aklımda kalmıştı mesela o kişinin bana söylediği şey. Aşk hikayesi sordular. Aşk hikayesi. Şimdi onu, evet. Bu da bir aşk doğru hikayesi aslında. Aşk hikayesi. En etkilendiğimiz ama, aşk hikayesi. Ama bu da kırık bir aşk hikayesi bence. Mektuplardan belki olabilir bir şey. Yani mektuplardan, yani seyirciler arasından değil ama hani biz Sıla Gençoğlu'yla birlikte, Sıla'yla birlikte bir kitap yazdık. Bin Yılın Aşk Mektupları diye. Orada önemli mektupları toplamaya çalıştık. Dünyada yazılmış birbirine hani aşk ilanı aşk edilen mektupları toplamaya çalışmıştık. Orada çok enteresan bir mektup vardı. O da büyük feminist yazar Simone de Beauvoir'ın Amerikalı bir yazara olan aşkını anlattığı mektup. O mektup beni çok etkilemişti çünkü Simone de Beauvoir'ın feminist kitaplarına, yani ikinci cins falan onlara baktığınız zamanki yazdıklarıyla o aşk halindeki erimiş hali, yani arasındaki zıtlık beni gerçekten sarsmıştı. Bu kitabı yazanla bu mektubu yazan arasındaki farkın olağanüstü büyüklüğü, aşkın gerçekten bir insanı ne hale getirebileceğini ne güzel göstergesiydi. Onu da kitaba aldık zaten. Böyle etkileyici şeyler oldu tabii. Evet.
Mikrofon gelecek galiba. Ben eski bir futbol hakemiyim. Türkiye'de kadın futbol hakemlerinin futbolcu, seyirci, kulüp yöneticileriyle olan ilişkileri ve özellikle seyirciyle sosyolojik ilişkileri açısından nasıl görüyorsunuz? Şimdi kadının kendisi futbolun içinde zaten biraz önce Ali Murat'ın da söylediği gibi çok netameli bir konu. Yani kadınların kendilerini futbol alanında kabul ettirmeleri, hani hem hakem olarak, futbolcu olarak, bütün bunları geçin seyirci olarak bile bir kadının kendisinin futbolunu severek seyrettiğini ispatlaması için bazı testlerden geçmesi gerekiyor. Biraz önce dedim ya, önce bir offside testine tabi tutuluyor kadına. Offside'ı biliyor musun? Offside o kadar zor bir şey ki sadece erkek zekasının çözebileceği. Dünyanın en basit şeyi işte, bakıyorsun birisi anlattığı zaman hani herkesin kadın, erkek, çocuk fark etmeden anlayabileceği. Yani şunu demek istiyorum, kadınların kendisini futbolun içinde var etmesi o kadar zor ki seyirci olarak da. Mesela şeylere bakın, televizyon programlarına. Her birinde şimdi muhakkak çok başarılı kadın arkadaşlarımız görev yapıyorlar ama dikkat edin hep moderatör olarak. Yorumcu olarak asla yorumlarına güvenilmiyor. Yani bir kadının oyunu okuyabileceği, işte o oyundan bir şey çıkarabileceği kimsenin kabul ettiği bir alan değil henüz. Hala yok mesela. Bir tek kadın yorumcu var, o da Lale Orta. O da futbol hakemi olduğu için ve hakem hocası olduğu için. Yılların hocası olduğu için bir tek şeyi kabul ediyorlar. Kadın yorumcu, o da hakem olduğu için. Akademisyen olduğu için, hoca olduğu için kabul ediyorlar. Onu, oyunu bildiğine bir zahmet eminler. Bir tek ona söz veriyorlar. Diğer bütün kadın meslektaşlarımın hepsi çok iyi takip etmelerine rağmen, alanlarında çok iyi olmalarına rağmen sadece kolaylaştırıcı, moderatör, işte spiker, misafir ağırlayan rolündeler. Çok zor bir alan, yani çok zor bir şey kadınların. Şimdi tribünü yavaş yavaş zapt etmeye başladılar, kendilerini kabul ettirmeye başladılar. Gördük işte geçen hafta Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında ne kadar güzel görüntüler, kadınlar, teyzeler, ablalar, çocuklar işte ne kadar fazla yer tutuyorlar bir futbol şehrinin futbol hayatında. Çabalıyoruz yani, hep beraber çabalayacağız yılmadan. Yani bunun erkek sporu olmadığını, bunun da bir tür aşk olduğu, kadın erkek futbola aşık olduğumuzu, olabileceğimizi, kadınların da burada söz sahibi olabileceğini adım adım, yani bebek adımlarıyla gidiyoruz ama her şey bir kazanım. Lale ortada bir kazanımdır. Televizyonda gördüğümüz kadın arkadaşlarımız kazanım. Kadın futbol takımları şimdi hem Fenerbahçe hem Beşiktaş özellikle çok ağırlık veriyorlar. Kadın futbol takımları öne çıkmış durumda. Kadın futbol oynar mı? Oynuyorlar işte ve hani hem de nasıl seyrettiriyorlar kendilerini. Hocam dünyada siz oynadınız mı? Ben oynadım çocukken. Yani mahallede, mahalle çocuğu olduğum için ben lojmanda büyüdüm ben hep. O yüzden hani hep böyle sokakta oynayarak büyüdük, oynadım. Sokaktan geliyorum yani. Elif Hanım merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Bu mesleği yapmaya nasıl karar verdiniz? Aslında karar vermedim. Şöyle oldu. Sosyal medyada böyle futbolla ilgili maçlardan önce, işte maç sırasında, maçlardan sonra bır 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 kendi kendime yazıyordum. İşte oradan bir futbolcunun mesela bir anısını yakalıyordum. Ya da işte çocukluğuma denk gelen bir hikayeye çarpıyordum. Ne bileyim bir maç seyrediyorum, Selçuk Yula'nın bir golüne benzetiyorum falan. Sosyal medyada yazıyordum böyle. O zaman daha çok Facebook'ta aklıma gelen şeyleri. Sonra gazeteci bir arkadaşım dedi ki ya bunları Hürriyet Gazetesi'nde yazar mısın? Dedim ki yazamam. Yani fakültedeyim, hocayım, öyle bir vaktim yok filan. Yazarsın dedi. Yazamam dedim. Yazarsın, yazamam. Oradan bir arkadaşımız dedi ki yazamaz bu. O öyle deyince canım sıkıldı. Yazarım dedim böyle dediğine göre. Öyle 2013 yılıydı. O 2013'ün Şubat'ıydı. İşte neredeyse 10 seneye mi geliyor? 10 seneye yaklaştı. Yani öyle bir seçim gibi olmadı. Hiç de kopmadı Hürriyet Gazetesi'yle bağım. İşte bir günde de yazıyorum, Hürriyet'te de yazıyorum. Haftada bir gibi, bazen iki haftada bir gibi ama dediğim gibi gündeme ilişkin yazmıyorum ben. Yani hani şu maçta şu oldu, bu maçta bu oldu'dan çok biraz böyle geçmiş anılar, sporcu hikayeleri, güzel oyun, işte futbolun güzel tarafları, iyi tarafları, hatırlayacağımız anılar filan gibi. Ben teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ali Bey'e
soracağım da aşkın en güzel hali ve aşk en güzel nasıl yaşanır? Biraz bahsedebilir misiniz? Siz evet. Biraz iyisiniz bu konuda. Aşk pek güzel yaşanmaz. Yani aşk, eğer aşıksanız zaten hayatınız tepe taklak olmuş demektir. Ama aşk belli bir süre sonra tabii rayına oturmak zorunda. Çünkü bir delilik hali ve bu delilik halinin ömür boyu sürmesi mümkün değil. Yani sonsuza kadar aşk böyle bir şey yok. Ama sonsuza kadar derin tutkulu sevgi var. Aşık olduğunuz zaman hani bazı kitaplar çıktı. Aşkın ömrü 3 yıldır vesaire. Aslında onun biyolojik bir şeyi var. Şöyle, özellikle vücudumuz çocuk doğumundan sonra kadınların salgıladığı iki hormon aileye bağlılık, eşe bağlılık, çocuğa bakım ihtiyacını yani tüm memelilerde görülen hasta hormonal düzeyi dengeliyor. 3 sene, 4 sene boyunca çocuğun bakımı için, ailenin birlikteliği için vesaire hormonal üretim devam ediyor. Sonra azalıyordu. Zaten dikkat ederseniz yapılan çalışmalarda da çocukların 3-4 yaşına geldikten sonra özellikle boşanma oranlarının çok yüksek olduğu görülüyor. Bunun biyolojik bir nedeni var mı yok mu çalışması ayrı bir konu. Fakat ben bunun olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla aşkın bir delilik hali olduğunu öncelikle söyleyeyim. Ve bunun çok sürdürülebilir bir şey olmadığını da söylemeliyim. Fakat eğer bir aşk olmasa bile tutkulu bir sevgi ömür boyu yaşamak istiyorsanız tek bir kriteriniz var. Karşı tarafı kendinizin malı olarak görmeniz. Kendi malınız olarak gördüğünüz, ben onun sahibiyim, o zaten gidemez, o zaten buraya ait, o benim dediklerimi yapmak zorunda. Neden sorusunu sorduğun zaman, neden yapmak zorunda, neden gidemez? Çünkü toplum, çünkü şu, çünkü bu. Yani kendi iki kişinin ilişkisi dışındaki güçler nedeniyle gidemez, bırakamaz, yapamaz, çoluk çocuk var, şu var, bu var dediğiniz anda o ilişki bitmiş. O ilişki efendi köle ilişkisine dönüyor. Dolayısıyla insanın, özellikle de kadının orada yaşam alanı daralır. Kadının daralır. Erkeğin genelde daralmıyor. Çünkü erkek sabah çıkıyor, akşam geliyor, arada ne yaptığı belli değil. Aynı rolü kadına verin. Özellikle burası o Karadeniz bölgesinde, Orta Karadeniz'de bir şey, ilçe. Burada bir erkek yaşantısı belki daha çok çalışarak geçiyor ama şehirde ya da diğer yerlerde kadınla erkeğin rollerini değiştirin, muhtemelen ikinci gün kan çıkar. Yani kadının erkeğin yapmış olduğu herhangi bir işi, bakın herhangi bir işi yapması, onu model olarak ben de böyle yapacağım demesi sıkıntı. Neden? Çünkü kadının yeri önce mutfak, sonra çocukların yanı, ondan sonra yatak odası. Ve cinayetlerin, kadın cinayetlerinin çok büyük bir kısmı da bu üç yerde oluşuyor. Üç yerde. Şimdi sokaklara da taştı bu gerçek ama. Dolayısıyla karşıdakini kendi malınız gibi görmeye başlarsanız bu aşk, aşkı geçti, sevgiyle bitir. İkincisi, bütün ilişkilerde bence, bütün ilişkilerde anne, baba, çocuk ilişkisi, sevgili ilişkisi, karı koca ilişkisi ne derseniz deyin, ebeveyn ilişkisinde öncelikle karşı tarafın neşelenmesi lazım. Neşe, çok basit. Neşe, neşeli olmak. Karşı tarafı neşelendirecek hareketler, davranışlar, onu önceleyen ve bir takım hareketlerde bulursanız, ilişki kurarsanız o ilişki yürür zaten. Ama öbür türlü sadece aşk değil, sevgi de kalmaz. Teşekkürler. Eyvallah. Genç yazarlara tavsiyeleriniz neler? Genç yazarlara tavsiyelerimiz neler? Evet. Hocam, akademisyen olan sensin, hoca olan sensin. Sanıyorum. Genç tarihini yazan sensin. Onun için sen cevap ver. Genç yazarlara ben... Kendi hocamdan şöyle bir tavsiye almıştım, Turgut Özakman'dan. Onun asistanlığını yaptım tiyatro bölümünde uzun yıllar. Bana demişti ki yazmak için hiçbir zaman dağ manzaralı bir odan, bir masan, yanında işte hazır kahven, bunların hiçbiri olmayacak. Her yerde yazmaya alıştır kendini demişti. Sonra
hakikaten yıllar içinde baktım ki bir taraftan çocuk büyütürken yazmaya çalışıyorum. Bir taraftan yemek masasının bir kenarında yazmaya çalışıyorum. Bir taraftan çok gürültülü bir yerde. Yıllar içinde böyle bir alışkanlık edindim. Mesela benim yazmamı kolaylaştıran en önemli şeylerden biri budur. Her yerde yazabilirim. Şimdi önüme bilgisayar verin. Ali Murat burada anlatmaya devam etsin. Siz sorularınızı sorun. Ben bir şey yazacaksam burada yazarım. Yani benim en büyük tavsiyem her ortamda çalışabilmeyi, okuyabilmeyi, yazabilmeyi alışkanlık haline getirmek. Çünkü yanınızda olsun. Çünkü hiçbir zaman öyle bir şansınız olmuyor. Yani eğer çok varlıklı bir aileden gelmiyorsanız, böyle olanaklarınız yoksa hiçbir şekilde size ceviz yazı masaları açılmıyor önünüzde. Bir şekilde kalabalığın içinde, işte hırgürün içinde, çoluk çocuğun içinde yazmak zorunda kalıyorsunuz. Ben çok faydasını gördüm. Her yerde yazabilirim. Arabada giderken yazarım, şurada yazarım, evde yazarım, iş yerinde yazarım, başımda insanlar konuşsun. Her yerde yazabilirim. Benim naçizane tavsiyem bu olur. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sanıyorum başka soru. Başka yok sorumuz gibi. Var mı? Yok gibi. Versene. Varmış. Varmış. Buyurun. Ben sorayım. Çocuklara olan aşkımız apayrı. Evlilikte de öncelikle ilk kişiyle başlıyor. Sonrasılıklar ekleniyor. Bazen önüne geçebiliyor. Eşlerin önüne geçebiliyor. Bunun dengesini kurmak adına sizin vereceğiniz tavsiyeler. Yani ben mesela anne olarak çocuklarımı çok çok seviyorum. Bazen eşim kıskanabiliyor bu durum. Yani bu dengeyi nasıl kurabiliriz? Şimdi bu güzel bir şey. Çünkü çift bir İngiliz psikiyatristin çok güzel bir lafı var. Çok severim onu. Çift iki kişiden oluşmazlar. Üç kişiden oluşur. Şimdi bu üçüncü kişi çocuksa ve sizin eşiniz arasındaki ilişkinin kıskançlığını üretiyorsa bu o ilişkiyi besler. Anne baba, şimdi aşkın çok türleri var. Yani bizim sayabildiğimiz 7-8 türü var. Ta antik dönemden beri onlar değişe değişe geliyor. İşte erotik aşk var, çocukların, ebeveynlerin çocuklarına uygun storge denilen bir aşk var, ludik aşk var, oyuncu aşk var. İşte filia var, arkadaşlık aşkı var da var. Yani hani aşkın tarihine baktığınız zaman bunları görürsünüz. Ama özellikle çocuk olduktan sonra şu kesin. Çocuk bir eksen kayması yaratır çiftlerde. Şimdi çocuğun bizim ülkemizde ve genelde yurt dışında da olma yaşları insanların olup büyüme yaşları. Yani çocuğun kendi bakımını artık kendisinin yapabileceği 5-6 yaşlara geldiği yaşlar insanların orta yaşlarına denk geliyor. İnsanların orta yaş bunalımlarıyla birlikte çocuğun onların onlara dert ve yük olmaktan çıktığı yaşlar aynı. O zaman çiftler birbirine bakıyor genelde ve diyor ki ya şimdi ben çocuk da yaptım. İşimiz de var. Para bul. Tamam. Daha ne? Yani bu hayat bundan sonra ne bize getirecek? Ne bekliyoruz? Yani bu boşluk hissi ve buna yılgınlık diyebiliriz aslında. Bu yılgınlık hissi çiftlerin birbirleriyle arasındaki bağı çözen bir his. Ve bu çok sık yaşanan bir şey. Bunu telafi etmesi de zor. Özellikle şehirde, modern hayatta bunun telafisi çok zor. Bu yılgınlık hissi ve sorulan sorular çiftlerin birbirine karşı rekabetine dönüşmeye başlıyor. Şunu söylüyorlar, biz hani konuştuğumuz ya da tartıştığımız arkadaşlarla da gördüğümüz şey şuydu. Böyle boşanma aşamasına gelmiş, sıkıntı yaşayan çiftler eşini rakip olarak görmeye başlıyor. Diyor ki aslında benim başka bir hayatım olabilirdi. Ben ömrümü buna adadım. Çoluğuma, çocuğuma adadım. İşte onlara verdim. Şimdi burada söylenecek şey en başta verme. Çünkü öncelikle sen bir bireysin. Sen mutlu olursan çocuğun mutlu olur. Sen mutlu olursan eşin mutlu olur. Sen görevlerin nedeniyle mutsuz olursan hiç kimseye mutluluk vaat edemezsin, veremezsin. Eşler çocuğu bir imkan olarak değerlendirebilirler. Evet, çocuğun ayrı bir sevgisi var. Eşlerin birbirine duymuş olduğu sevgiden farklı bir sevgi. Çünkü orada erotik bir sevgi yok. Orada başka bir sevgi. Fakat eşler arasındaki o ilişkiyi güçlendirebilir de çok ciddi zayıflatabilir de. Buradaki püf noktası İki, yetişkin insanın
birbiriyle olan ilişkisine kurdukları hiyerarşi. Orada bir hiyerarşi kurarsanız, orada herhangi birinin hayatı daha öncelikli hale gelirse, herhangi birinin mutluluğu daha öncelikli hale gelirse, o ilişki yürümez. Ancak çocuk için yürür. O da bir ilişki değil, onu söyleyeyim. Hocam ben soracağım. Buyurun. Üç tane sorum olacak size. Üç tane, bana. Evet. Üçü de bana. Aynen. Buyurun. Birincisi, konu futbol olunca, kadınlardan oluşan bir program yapmayı düşünür müsün? Sadece kadınların yönettiği bir futbol programı. İkincisi, futbolla uğraşmaya başladığınız günden itibaren sizin unutamadığınız bir anı. Üçüncüsü de yazdığınız köşe yazılarında kaldırılmasını istenilen ya da yazdıktan sonra bir kulüp başkanı ya da yönetici tarafından arandığınız. Çok güzel üç soru. Kadınlardan oluşan bir program yapmak ister miyim? Programdan kastınız böyle televizyon programı falan gibi bir şey. Programı. Futbol programı, evet. Ama televizyonda mı? Evet. Gülerim ben televizyonda, yapamam öyle program falan. Burada bile çok zorlanıyorum. Yani bir televizyon programı yapmayı düşünmedim. Esasında birkaç teklif geldi ama çok böyle ekranın önünde olabilecek, anlatabilecek şeyim yok dediğim gibi yani. Hani vurdu gol olduğu yazmadığım için. İsterim ama kadınlarla bir araya gelip futbol konuşmak. Hani televizyonda olması şart değil. Biz çıkalım mı hocam? Sizi dışarı alalım. Unutamadığım bu yazarlık şeyle ilgili unutamadığım şeyler şunlar. Yazılardan sonra hep böyle hani hayranlık duyduğum, tanışmak istediğim, görmek istediğim insanların bir şekilde yazıdan sonra bana ulaşması. Mesela Metin Tekin aradığı zaman telefon çaldı. Açtım, efendim dedim. Sesi tanıyorum zaten. Elif Hanım, ben Metin Tekin dedi. Dedim ki yok artık. Yani yok artık, beni niye arıyorsunuz? Bunlar mesela çok etkileyici şeyler. Hani özellikle böyle çok sizin gençliğinizde yer etmiş, çok sevdiğiniz, anılarınızda yer alan birilerinin geri dönüşü. İşte Metin Tekin olsun, ne bileyim imza günü oluyor. Önder Özen geliyor mesela, kıymet veriyor, geliyor, hoşumuza gidiyor. Taraftar gruplarıyla içli dışlı bir şeyimiz oldu yıllar içinde. Hem çarşı grubuyla, hem işte Fenerbahçe'nin taşra grubuyla, Galatasaray'ın bazı gruplarıyla. Bunlar çok hoş anılara dönüşüyor zaman içinde. Yani farklı takımları tutsanız da bir arada bir şey yapma fikri. Herhangi bir yazıdan sonra bir şey geldi mi? İnanın gelmedi. Yani hiç bana olumsuz bir geri dönüş. Esasında olumsuz yazılarım oluyor. Yani sağa sola dalaştığım, çattığım yazılar oluyor. Ne bileyim, Fatih Terim'le çok uğraşırım mesela. Bir şey gelmedi bugüne kadar. Gazeteden de bir şey gelmedi. Hani şöyle yazmışsın, şurayı biraz yumuşat filan. Hiç yaşamadım. Yani 10. yıla geliyorum. Bugüne kadar hani ne bir müdahale, ne bir sansür ya da ne bileyim. Daha çok dediğim gibi böyle çok hoş geri dönüşler oldu. Ya teşekkürler, ya işte bir tanışma telefonu filan gibi. Ters bir şey gelmedi bugüne Abi. Kadar. Teşekkür ederim. Ben şöyle bir şey demek istiyorum. Şimdi futbol konusu yıllardan bu yana değişik meslek grupları içine girmeye başladı. Ben şöyle bir anımı anlatmak istiyorum. 1988 yılında bir maç yönetiyordum. Futbolcunun birisi geldi bana oyun sırasında, oyun esnasında bir offside pozisyonu oldu. Tabii offside pozisyonu kaldırdık. Geldi, yumruğunu vurdu. Size yumruk attı. Yumruk vurdu bana. Tabii biz de yaptığımız görev itibarıyla kamu görevlisi sayıldığımız için şikayetçi olduk. Yumruk vuranı karakola götürdüler. Ertesi gün adliyeye sevk ettiler ve mahkemeye çıktık. Mahkemede bizi yargılayan hakim bayandı. İşte meseleyi anlattılar. Ben çıktım, dedi ki bana, ne oldu oğlum anlat bakalım dedi. Biraz yaşlıca bir bayandı. Dedim efendim, offside pozisyonu oldu. Ben bayrağı kaldırdım. Oyuncu arkadaş geldi, bana niye kaldırdın diye vurdu dedi. Yumruk vurdu. Hakim bana demez ki, demez mi? Niye kaldırdın oğlum? Bıraksın, bırak topu oynasın dedi. Niye kaldırıyorsunuz offside bayrağı? Şimdi işte onu demek istediğim şu yani. Niye kaldırıyorsun dedi. Bıraktık. Oynasın çocuk dedi. Offside kaldırılsın. Şimdi yapacak bir şey yok. Cevap veremedim.
cevap veremedim, şaşırdım kaldım. Bir şey de diyemiyorsun, adliyede konuşamıyoruz yani, öyle korkuyoruz ki. Tabii. Ben bana yumruk atandan çok daha çok korkmaya başladım ben. Ya... Futbolla alakası yokmuş hakim. Ama şimdi olsa olay farklı. Artık mesela sizlerin sayesinde değişik meslek gruplarında olan bayanlar da ilgilenmeye başladılar. Ve bir bayan hakimin ben bu kadar şimdi yabancı olacağını evet, sanmıyorum. Herhalde daha yakın ilişki kuruyorlardır artık evet, zamanla. Onu demek istiyorum. Peki ne oldu? Ceza aldı mı futbolcu? Aldı. Ceza aldı. Ay, yumruk atmış size, hak etmiş. Ay, biz kamu görevlisiyiz zaten. Tabii. Yani kamu görevlisi olduğumuz için... Çok zor iş ama değil mi? Hakemlik gerçekten... Çok zor. Bütün gözler üzerinizde, herkes uzman, herkes doğruyu biliyor, herkes sizden iyi biliyor ki herkes buna emin. Evet. Çok zor bir iş yapıyorsunuz gerçekten. Mükemmel bir iş. Evet, ben bunu yazarım. Tamam, yazarım. Sonra başka bir anımı anlatayım. Bak, yeri gelmişken bu da güzel bir anı. Bir yerde maç yönetiyorum. İşte maç başlayacak. Oyuncular soyunmuş, soyundular, formalarını giymişler, çıktılar. Serhan'ın yani hakemlerin arkasına çıkacağız. Yardımcı hakemler maç başlamadan önce ne yapıyorlar? Oyuncuların teçhizatlarını kontrol ediyorlar. Oyuncuların teçhizatı nedir? Forma, şort, tozlu, tekmelik, ayakkabı. Bunun dışında herhangi bir teçhizatı yok. Bir takımın bir tane oyuncunun birisi oyuncunun birisi altına eşofmanı giymiş, tozluğu giymiş, üstüne de şortu giymiş. O şekilde oynamaya çıkıyor. Biz de dedik ki bu kurala aykırı, hakikaten aykırı yani eşofman şeyle sahaya çıkamaz. Çıkamazsın dedi. Ben çıkarım dedi. Niye dedin? Ben imamım dedi. Orada bir ayrıcalık bekliyor kendine. Yani. Bu da güzelmiş. Çok teşekkürler. Bitiyor mu süremiz? Evet. Son bir soru varsa alalım, yoksa kapatalım. Süremiz de tamamlandı. Galiba var. Var. Evet. Sizin etkilendiğiniz, aşkla ilgili en etkilendiğiniz filmi sorayım. Hani film, birkaç tane de söyleyebilirsiniz. Tavsiye edebileceğiniz. Yani şöyle, Nietzsche ağladığında filmi izlenebilir. Ama orada yani Nietzsche büyük bir filozof. Lou Salon dönemin çok entelektüel bir kadını ve birçok kişiyi kendisine aşık etmiş bir kadın. Ve Nietzsche'yi ağlatan bir kadın. Gerçekten ağlatan bir kadın. Orada herhangi bir aşk hikayesinden ziyade bir tutkunun nasıl felsefi olarak geliştiğini de görme imkanınız var. Irving Yalom'un bir şeyi, filme uyarlandı kitabı. Nietzsche Ağladığında'yı izleyebilirsiniz. Evet, herkese çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Ayağınıza sağlık.